DGS hazırlık, 1 dakika 1 konu, Atatürk dönemi dış politikadaki gelişmeler, konumuz Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Lozan Barış Antlaşması'nda Boğazlar'ın konumu başkanlığını bir Türk'ün yaptığı uluslararası komisyona bırakılmıştı. Aynı zamanda Türkiye Boğazlar'da her iki yakasında asker bulundurmayacaktı. Bu durum Boğazlar üzerindeki hakimiyetimizi kısıtlamıştı. Aynı zamanda Boğazların her iki yakasında da asker bulundurmayışımız güvenliğimizi tehdit edecek konuma gelmişti. Bu arada Almanya, İtalya ve Japonya gibi devletler Avrupa'da, dünyada saldırgan bir tutum içerisindeydiler. Bu durum Boğazların tekrar görüşülmesini gündeme getirdi. Türkiye Niste ile 1936 yılında İsviçre'nin Montreux kentinde bir Boğazlar Sözleşmesi toplandı. Bu sözleşmeyle Boğazlar Komisyonu kaldırılarak Boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakıldı. Lozan'dan kalan önemli bir sorun çözümlenmiş oldu. Aynı zamanda Türkiye siyasi bir zafer kazandı. Boğazlar üzerinde tam bir hakimiyet elde etmiş oldu.